Efendim birinci bölümün sonlarında ne demiştik? Hangi ülke ne kadar ayırdı koronavirüsle mücadeleye ve Amerika, ABD başı çekiyor tabii. 2 trilyon dolar bütçeden. Gerçi tartışmalar oldu. İşte bu yılın sonunda yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adaylarından Bernie Sanders'ın çok sert bir konuşması var. Onu vereceğiz. Fakat önce bir New Jersey'ye bağlanalım. Cüneyt Şengül kardeşimiz 21 yıldır orada yaşıyor ve bize çok yakın. Kendisi bana ne kadarsınız New York'a deyince vallahi Kadıköy Karaköy gibi dedi. Dolayısıyla tam da sanayinin, ekonominin işte can damarı olan bir bölgede yaşıyor. Cüneyt merhabalar. Merhaba Mustafa abi. Sabahın köründe ne dedin? 7 saat 3 demek ki saat orada. Seni böyle kalktım uyandırdık. Çok teşekkür ederiz. Yok. Rica ederim. Skype nedeniyle tabii ki bir sesin gitme gelme süresi var. Ne sen rahatsız ol ne ben seni anlamaya çalışırken bir hata yapmayayım. Pası atayım devam et. Amerika dünkü koronavirüsten önceki Amerika olmaya devam edebilecek mi? Ya çok iyi bir soru bu Mustafa abi. Çünkü dediğim gibi Amerika biliyorsunuz kapitalizmin merkezi. Ama bu son hiç kimsenin beklemediği bu olay koronavirüs olaylarından sonra pek çok olay insanlara ters gelmeye başladı. Çünkü burada insanlar işte devletin hiçbir şeye karışmasını istemiyorlar. Bunun gibi bir sürü olay oluyor. Dediğim gibi istemiyor ama dediğim gibi korona şu anda da korona var virüs vakalarında en virüs çok virüs de önemli değil. Evet. virüs vakalarında bir numara olmuş durumda şu anda. 100 binden fazla vaka var şu anda. Ve 3 sanırım şu ana kadar da 1700 kişi öldü. Herkes evlerine kapandı. Dediğim gibi pek çok kişi işsiz kaldı. Şu ana kadar 3 milyondan fazla kişi işsizlik sigortasına başvurdu. Dediğim gibi bu Amerika'da rekor bir rakam. Çünkü bugüne kadar hiç bu kadar insan işsizlik sigortasına başvurmamıştı. Bugün de 2 gün önce senatörler ve kongres üyeleri 2 trilyon liralık bir paket hazırladılar insanlara yardım etmek için. Trump bugün bunu imzaladı. Bu 2 trilyon doların içerisinde işsizlik sigortası var. Maaşları yılda 100 bin dolardan aşağı olan ailelere 1500 dolar adam başı, 500 dolar çocukları için yardım yapılacak. İşsizlik sigortası yapanlar için ise daha üstüne de biraz daha para konularak insanların bu 3-4 ay süresi içerisinde kendilerine gelmeleri sağlanacak. Ama ekonomi inanılmaz derecede zarar aldı. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dediğim gibi burada yani Türkiye'de bazen arkadaşlarım bana söylüyor sen Amerika'da yaşıyorsun işte çok para yapıyorsun. Olay o değil. Yani burada Amerika'da tabii ki bizim alım gücümüz çok fazla ama insanlar çok çalışıyorlar burada. Yani inanılmaz derecede çok çalışman gerekiyor. Ama işte böyle bir durum olduğu zaman, hastalık olduğu zaman herkesin eli kolu bağlandı burada. Şimdi bu tabii Amerikalılara bir müthiş bir surata bir tokat oldu diyebilirim size. Çünkü şu anda devleti istemiyorum, devlet bana ki hiçbir şey vermesin diyenler şimdi devletin ona çek göndermesini bekliyorlar. Çünkü başka hiçbir çareleri yok. Dediğim gibi Bernie Sanders'ten bahsettiniz. Bernie Sanders şu anda başkanlık yarışında Joe Biden'la yarışıyor.
Bernie Sanders çok insanı insan seviyor Bernie Sanders, ama Bernie Sanders sola çok yakın bir insan kişi olduğu için maalesef insanlar ona bir türlü oy vermek istemiyorlar. Hillary Clinton'la beraber de başkanlık yarışında koşmuştu hatırlarsınız 2016 yılında. Ama kaybetti çünkü bütün insanlar Bernie'yi sosyalist olarak tanıyorlar. Şimdi bu koronavirüs olayından sonra tabii Bernie her yerde diyor ki ben size söylemedim mi? Yani böyle olacağı belliydi. Yani inanılmaz bir olay. Yani bu kapitalizm için bence çok büyük bir tokat, surata büyük bir tokat. Dediğim gibi iş varken önemli değil. Herkes çalışıyor, çok para yaparsın, tatiline gidersin, her şeyini yaparsın, ama işte bu olay kimsenin aklına gelmedi. Gelmedi tabii. Geldikten sonra herkes eli kolu bağlandı. Bir de Amerika'daki yaşam tarzı çok farklı. Amerika herkesin özgürlüğüne çok düşkün. Dediğim gibi alış gücü olduğu için pek çok yerde istediğiniz yere gidebiliyorsunuz, istediğiniz yerde paranızı harcayabiliyorsunuz, ama şimdi kimse hiçbir yere gidemiyor, kimse hiç para yapamıyor ve ekonomi inanılmaz derecede zedelenecek Amerika'da. Yani bu daha yeni başladık, daha peak diyorlar buna, ya daha yukarı kadar çıkmadık. Zirveye çıkmadı diyorsun. Zirveye çıkmadık. Zirveye çıktıktan sonra zaten en azından bir iki ay daha geçecek. Ekonomi müthiş bir şekilde zedelenecek. Bunun nedeni de şu. Burada büyük şirketler paranın çoğunu yapıyorlar. Ve devlet, diyelim ki 2018 yılında burada büyük bir ekonomik kriz oldu. İnsanlara para yatırılacağına devlet büyük şirketlere yatırım yaptı. Şimdi ise büyük şirketler kendi çalışanlarına bir kuruş bile vermek istemiyorlar. Kim yapıyor bu, onlara yardım yapmıyorlar. Kim yapıyor bu yardımı şu anda? Devlet yapıyor. Yani kapitalizm, dediğim gibi kapitalizmin merkezi bir yerde böyle bir olay olması insanları çok değiştirecek. Ben inanıyorum ki Amerika eskisi gibi, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Her şey çok değişecek. Bir de yani bu ülkenin en büyük dezavantajı koronavirüse karşı, inanmayacaksınız ama, Trump'ın başkan olması. Çünkü Trump koronavirüsün etkisini neredeyse 4'e 5'e katlıyor. Her gün televizyona çıkıyor. Şöyle başlayalım. İlk koronavirüs ilk çıktığı zaman burada televizyonlara çıktı, dedi ki hiç dert etmeyin, hiçbir şey olmayacak. Biz halledeceğiz, çok hazırlıklıyız dedi. Hiç kafanızı yormayın filan dedi. Koronavirüs vakaları geliştikçe bu sefer de dedi ki hiç merak etmeyin, gidecek. Hala herkese her gün yalan söyledi. Ve doktorların ve scientistlerin kendisine dediğine hiç aldırış etmedi. Şu anda New York'ta binlerce kişi hastanelere koşuyor. Hastanelerde yer yok. Ordu iki tane gemisini gönderdi. Yüzen hastanesini gönderdi New York'a. İki tanesini New York'a, bir tanesini Los Angeles'a. Trump her gün yalan söylüyor. Ve Trump daha iki gün önce dedi ki her şey yolunda. İki hafta sonra burada Hristiyanların bir bayramı var, Easter diye. Dedi ki iki hafta sonra ben herkesi kiliselerde görmek istiyorum. Yani olacak iş değil. Yani çünkü daha yeni başladı bu koronavirüs. Yani herkes diyor ki herkes içeride kalması gerekir. Bu adam diyor ki iki hafta sonra herkes ben kiliselerde görmek istiyorum. Arkasında da mesela basın toplantısında bilim adamları falan var. Adamlar ellerini yüzlerine falan kapatıyorlar. Ne diyor bu adam? Gördüm. Yani inanılmaz bir şey. Yani biliyorsun ben Türkiye'de de gazetecilik yaptım senelerce. Bir sürü politikacı tanıdım, gördüm, yaşadım. Hayatımda bu kadar kapasitesiz. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Trump Türkiye'de muhtarlık bile yapamaz yani. O kadar kapasitesiz. Yani sözcük bulamıyorum. İngilizce sözcük olsa çok bayağı da şu anda inanılmaz. Yani Amerika'nın en büyük şanssızlığı başkanının bu durumda, yani
başkan olmasın. Senin söyleyeceğini anda, Robert De Niro, Madonna sık sık söylediler senin terbiyen müsait değil dediğin sözü. Onlar çok önemli. Yani, Cüneyt, ben 21 yılda Türkçeyi unuttum diyorsun ama gayet güzel. Elbette ki bazı sözcükleri düşünüyorsun. Çok çok güzel, evet. Çok iyi toparlamışsın. Sana çok teşekkür ederiz. Yavrulara da dil öğretiyor musun? Çift dille mi yetişiyorlar? Onlar artık onlar üç dili konuşuyorlar. Onlar benim eşim Rus. Rusça da konuşuyorlar, İngilizce de konuşuyorlar, Türkçe de konuşuyorlar. Çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Daha çok iyi. Sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hanımefendiye de, çocuklara da. Sağ ol, var ol. Yine gerektiğinde seni de bulabilirsek bağlantı kurarız. İyi günler sana. Çok, çok teşekkürler Mustafa abi. Herkese selamlar. Lütfen evde çok kalın. Hiçbir yere çıkmayın. Bu öyle her şey yapıyorum. Bir gün geçecek. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkürler. Siz de öyle yapıyorsunuz zaten. Sağ olun. Efendim, az önce Cüneyt'le konuşurken Bernie Sanders'ın, yani Vermont senatörü, Demokrat Parti'nin bu yıl sonunda Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday adaylarından en güçlü adayı diyebiliriz. Yani Demokrat Parti'nin adayı olarak. Cumhuriyetçiler kimi çıkar? Herhalde tekrar bu adamı çıkaracak değiller de şimdiki başkanı. Senato'da zehir zemberek bir konuşma yaptı. Şimdi onu izleyelim. And now I find that some of my Republican colleagues are very distressed. They're very upset that somebody who's making 10, 12 bucks an hour might end up with a paycheck for 4 months more than they received last week. Oh my God, the universe is collapsing. Imagine that. Somebody who's making 12 bucks an hour, now like the rest of us, faces an unprecedented economic crisis with the 600 bucks on top of their normal, their regular unemployment check, might be making a few bucks more for 4 months. Oh my word, will the universe survive? How absurd and wrong is that? What kind of value system is that? Meanwhile, these very same folks had no problem a couple of years ago voting for $1 trillion in tax breaks for billionaires and large profitable corporations. Not a problem. But when it comes to low-income workers in the midst of a terrible crisis, maybe some of them earning or having more money than they previously made. Oh my word, we got to strip that out. Got to tell those poor people that no matter what, by the way, when the McConnell bill first came up, unbelievably, and I know many Republicans objected to this, they were saying that, well, we want to give $1,000 or $1,200, but poor people should get less. You see, because poor people are down here, they don't deserve, they don't eat, they don't pay rent. They don't go to the doctor. They're somehow inferior because they're poor. We're going to give them less. Well, that was addressed. Now everybody is going to get the $1,200. But some of my Republican friends still have not given up on the need to punish the poor and working people. You haven't raised the minimum wage in 10 years. Minimum wage should be at least 15 bucks an hour. You haven't done that. You've cut program after program after program. And now, horror of horrors, for 4 months, workers might be earning a few bucks more than. Efendim, Bernie Sanders bu kez herhalde ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Hem Demokrat Parti adaylığını alacak hem de Amerikan başkanını alacak gibi görünüyor. Çünkü bu koronavirüs, az önce New Jersey bağlantımızda Şengül'ün de söylediği gibi, eski Amerika olmayacak. Zaten dünya eski dünya olmayacak. Bu net bir şekilde anlaşıldı. Efendim, Necati Doğru ekonomi yazarı biliyorsunuz ama siyaset zaman zaman köşesinde, Sözcü'deki köşesinde spor yazısı da yazıyor, hukukla ilgili de yazıyor. Evden referandum başlıklı yazısından bir bölümü aktarayım. Cumhurbaşkanı evinden bakanları yönetiyor. Öğrenciler evlerinden ders dinliyor. Profesörler evden bağlanıp uzaktan eğitim verebiliyor. Kalpler birbirine evde kalarak uzaktan dokunuyor. Türkiye eve kapandı. Bir öneri, referandum yapalım.
sandığa, pusulaya, kuyruğa gerek duymadan referandumu evden kurtarabilelim. Bunun için teknolojik alt üst yapıyı ülkemizi 20 yıldır yönetenler mutlaka kurmuştur. Nitekim gördük. Eve kapanmış 18 milyon öğrencimize uzaktan idam sehpası kurup asılma sahnesi izletebiliyorlar. İlahili cihat ilan edip kafa kesme kaseti oynatabiliyorlar. Korona günlerinde referandum yaparak dünya demokrasi tarihinde örnek adım yaşatsın. Şan olsun. İki konu güncel. Kanal İstanbul yapılsın mı? Af çıksın mı? Halk af istiyor mu? Şöyle bir sonuna gidelim. Af konusu elbette çok önemli ve öyle görünüyor ki fikir suçu ne demekse fikir suçlarını yine içeride tutacaklar. Diğerlerini tecavüzdür, cinayetti, şudur budur, hepsi erken tahliye. Kanalı isteyenler de bu arada bu millet can derdine düşmüşken İstanbul kanalının ihale başladı, açtılar. İhalenin fotoğrafını görmüşsünüzdür, görüntülerini, videosu da vardı. İhaleyi yönetenler, katılanlar maskeyle katılıyor. Bu ne acele, neyi nereye kaçırıyorsunuz kardeşim? Kanalı isteyenler de fikirleri elektronik ortamda yaysınlar. Onlar da tezlerini savunacak. İnşaat rantı işsizlere iş yaratır, iyidir. Borç bulup kanal yapmak Türkiye'yi zenginleştirir. Katar emirinin annesi de kanalı iki yanında arsa kapattı. Projeden vazgeçersek hanımefendiye çok ayıp olur. Devletimizin cebinden de bir kuruş çıkmıyor. Bunları diyebilirler. Çok güçlü tezler demiş, ünlem koymuş sonuna. Dünya eve kapanmış can derdinde. Benim hayalim evden referandum peşinde. Yapılsa nam olur diyor. Hiç böyle bir şey yapmaları mümkün mü? Kanalı ihaleye açmış adam geri mi döneyim, devam mı edeyim der mi? Ama şahsen ben o kanalı yapılacağına inanmıyorum. Er ya da geç bir şekilde orası duracaktır. Öyle şey olmaz. Efendim bir yeni çağa bakalım. Sonunda beklenen karar açıklandı. Seyahat izne bağlandı diyor. Benim beklediğim karar bu değildi. Seyahat yasaktır kararını bekliyordum ben. Şehirler arası seyahat, sokağa çıkma yasak yani. Ama yapılamıyor, parası yok, veremiyor. Paralar bomboş, bambaşka işlere gitti. Seçim yatırımlarına gitti, afişlere gitti. Başka sizin tahmin edeceğiniz yerlere gitti. Erdoğan tüm yurt dışı uçuklara yasak geldiğini belirterek tedbirlerin 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecek diye konuştu. Sınırdan geri dönüyorlar diyor. Kimse almadığı için Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen, hadi açtık kapıları güle güle dediklerinizde artık al, kimse alır mı? 65 yaş üstünde araç muayenesi ertelendi. İçişleri Bakanı'nın açıklamasına bak, yok bir de ceza yazsaydınız ertelemeyip. Adama çıkma diyorsun, ya kapıya gidip vergisini alacaksın, o da parası varsa alacak. Ya da ne bu şimdi önlem mi Allah aşkınıza? 65 yaş üstünde araç muayenesi ertelendi. İşten çıkarmaları engellemek şart. CHP sözcüsü Öztrak, ülkemiz kötü bir yönetimin kırıp döktüğü bir ekonomik yapıyla koronavirüs tsunamisine yakalandı. İşten çıkarmaları engelleyici bir yasa mutlaka gündeme gelmeli, çıkmalı dedi. Fenerbahçe'de 4 pozitif daha, 4 kişi de daha çıktı diyor. Fakat isim vermiyor. İşte aramızdaki fark bu. Macaristan'da maske yapanlar, Türkiye'de maske ve korumalı elbise yapanlar, bizde saç başı açık hapşuruklar arasında adamlar uzay elbisesi, sanki ayda yürüyüşe çıkacak gibi giyinmişler. Koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkeleri tam izolasyon sağlamaya büyük özen gösterirken Türkiye'de hala yeterince önem verilmiyor. Çok da uzak zaten. Verilecek önem böyle olmaz. Böyle önem verilmez efendim. Efendim Sağlık Bakanı Koca 1 milyona yakın kitimiz var demiş. Elimizde herkese yetecek kadar kit mevcut. Test kiti. Yoğun bakımlarda doluluk oranında %62-63 seviyesinde dedi diyor. Dün şöyle bir İstinye Devlet Hastanesi'ne bakayım dedim. Bir yatak boş,
bir yatak oda personel için. Bunlar da her an hastalanabilir diye bir tek yatak kapının önünde hıncar üstü olur. 62-63 acaba en az hasta olan hastaneyi mi kıstas alıyor? Yoksa kendi hastanelerinden birini mi alıyor? Biliyorsunuz hastaneleri olup Sağlık Bakanı olan, otelleri olup Turizm Bakanı olan Türkiye'den başka yerde çok azdır yani. Belki Amerika'da var mı yok mu bilemiyorum. Sınav tarihleri güncellendi. Korona önlemleri kapsamında öğrenci seçme yerleştirme merkezinin 2020 sınav takvimi değiştirildi. Ailelerin ve öğrencilerin rahat olmasını isteyen ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar, gönül rahatlığıyla sınav hazırlıklarını yapmaya devam etsinler dedi. İnfaza muhalefet ayarı, az önce Necati Doğru'da dile getirmiştik. AKP ve MHP'nin hazırladığı infaz rejiminde değişiklik yapan yasa teklifinin Erdoğan'a sunulan son taslak metninde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin talebi doğrultusunda düşünce ve terör suçu tanımı, cinsel istismar, kadına şiddet, uyuşturucu suçları yeniden düzenlendi diyor. Şöyle bir arka sayfada ne var efendim? İtalya ölü sayısında rekor kırdı. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da salgında ölenlerin sayısı dün 969 kişi daha artarak 9134'e yükseldi. İtalya önlemlerini bir adım ileriye taşıyarak temel ihtiyaçları üretmeyen fabrikalarını kapattı. Böylece İtalya pandemi nedeniyle fabrikalarını da kapatan ilk gelişmiş Batı ülkesi oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin üzerinden 2 haftayı aşkın süreyi geride bırakan İtalya'da hükümet, hayali olmayan ticari faaliyetler için geçerli olan kapatma kararını ağır sanayiyi de kapsayacak biçimde genişletti. İspanya'da da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 769 kişi daha artarak 4858'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü virüs aşısı 12-18 ay yani 1 yıl 1,5 yıldan önce gelmez diyor. Dünya Sağlık Örgütü WHO olarak biliyorsunuz kısaltması. Genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs aşısı için minimum 12 ila 18 ay beklemek gerektiğini söyledi. Ghebreyesus Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki basın toplantısında COVID-19 için bir aşı minimum 1-1,5 yıl uzaklıkta. Bu süre içinde hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için tedavi edicilere acil ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz dedi. Dünya genelinde 500,000 COVID-19 vakası tespit edildiğini, 20,000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ghebreyesus, bunlar trajik sayılar. Ama dünya genelinde yüz binlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlamamız lazım dedi. Evde izole olana elektronik kelepçe. Hong Kong'da karantina koşulları her gün yeniden güncelleniyor. Son olarak alınan bir kararla karantina sürecine evde devam etmesi uygun görülen hastaların izolasyonları tam olarak gerçekleştirdiklerini takip edebilmek için elektronik kelepçe uygulamasına geçildi. Evden ayrılmadığını bir merkezden tespit edebiliyorsunuz. Aynı cep telefonu takip eder gibi onun nerede olduğunu ekranda görüyorsunuz. Kapıdan çıktığı anda kırmızı ışık yanıyor. Gidip adamı yakalıyorsunuz. Ya ceza kesiliyor ya evine geri gönderiliyor. Efendim şöyle bir Milli Gazete'nin de başlıklarına bakalım. Yeni tedbirler açıklandı diye dünkü Tayyip Erdoğan'ın toplantısında yine o başlıkları vermiş. Türkiye'deki ilk karantina Rize'de diye karantinaya alınan köylüler, bunlardan 4'ü demiştik Rize'de diye. Sağlık Bakanı tabloyu anlattı. Ölü sayısı 92'ye, vaka sayısı 5698'e yükseldi diyor. Bunlar tabii tespit edilenler, pozitif denilenler. Bir de negatif çıkıp ikincisinde pozitif çıkanlar oluyor. Dolayısıyla bu sayıya pek de itibar etmeyin. 5698. Bir de dün akşam, tabii dünkü
Hatta akşamdan da önce yapılan basın toplantısı. Hac ödemeleri ertelendi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı hac ödemeleriyle ilgili duyuru yaptı. Hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödeyen hacı adaylarının ikinci ve üçüncü taksit ödemeleri ertelendi. Ödemeyin, getirmeyin diyorlar. Büyük ihtimal hac da ertelenecek gibi görünüyor. Poşetler ücretsiz olsun. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, koronavirüsle mücadele döneminde hijyen sağlanması için marketlerde plastik poşetlerin ücretli satılması uygulamasının geçici olarak kaldırılmasını istedi. Bunu zaten pastaneydi, fırın gibi yerler o 25 kuruşu almıyorlar. Bazıları ısrarla alıyor. Almayan da sanıyorum ya cebinden vergisini ödüyor ya da aldığınız mala ekliyor. 5 liralık bir şey almışsanız 525 kuruş yapıyor onu. Beştepe'de cuma namazı kılındı. Burada da birinci sayfada. Almanya'da Türk esnaf zor durumda. Her yerde Türk esnaf, Türkiye'nin her noktasında esnaf zor durumda. Almanya'da yeni tip koronavirüs, COVID-19 yani salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf hükümetten yardım bekliyor. Köln'de Küçük İstanbul olarak da bilinen Köyp Caddesi esnafının yaklaşık %80'i salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar yüzünden iş yerini açamıyor. Bakın ben o Türk esnafın bulunduğu Caddeki Köyü'ndeki Koyp olduğunu bilmiyordum. Başka galiba yandaki caddenin adını okudum. O zannediyordum Koyp Caddesi'ymiş. Her yer. Mevlana Kasabı, Şükür Kıraathanesi, efendime söyleyeyim Boncuk Kırtasiye, öyle bir cadde boylu boyunca. Arka sayfada gizli hayırsever iki bakkalın veresiye defterini satın aldı. Gizli hayırsever. Hayırın da zaten gizlisi makbuldür derler. Ben hayır yaptım denmez. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde bir hayırsever iki mahallenin ödeme yapamayan 67 hanesinin toplam 14.300 liralık borcunu kapatmış. Bravo, ne diyelim, adını da vermiyor, reklamını da yapmıyor. Bir yardımsa böyle yapılmalı. Fabrika gibi çalışan meslek lisesi diyor. Kocaeli'deki İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temizlik maddelerinin imalatının yapıldığı atölyede. Hele bugünlerde elbette çok da önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısı sonrasında öğrenci ve öğretmenler gece gündüz çalışarak 15 günde 100 bin kilo dezenfektan üretti. Bravo çocuklara da, öğretmenlerine de. Divan grubu iki otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı. Divan grubu, Divan İstanbul, Koçların biliyorsunuz, Koç grubunun. Ama o gezi olaylarında da Divan'ın, gezinin oradaki Taksim'deki Elmadağ'ın girişindeki Divan'ı gazdan etkilenenlere açtığı için orada sağlık yardımında, ilk yardımda bulundukları için de Koçların başına gelmedi, kalmadı. Ne korona nedeniyle Tayyip Erdoğan bugünlerde artık geziyi lafını ağzına almayı herhalde ayıp addetmeye başladı. Ama korkarım ki bu olaylar geçip unutulduktan sonra tekrar alacaktır. Orada başlarına iş geldi. Şimdi vay sen nasıl açarsın gezicilere diyenler şimdi kutlama yapmıyorlar. Yapması lazım ya, bir bedava açtın sağlık çalışanlarına diye, ama çıtları çıkmıyor. Bu arada söyleyeyim, bir de mesaj geldi az önce. Madem ki onu verdin, Diyarbakır Demir Otel'de açtı sağlık çalışanlara. Lütfen onu da söyle diyorlar. Üstelik de atan Demir Otel'den biri değil, onu da ayrıca söyleyeyim. Onlar da kutlarız. Doğrusu insani görevi yerine getirmişler. Şöyle bir bakalım efendim, kaç dakikamız var bilemiyorum. Daha vaktimiz varmış, daha 15 dakika var. Rahat rahat gazeteleri ve bir tur daha attırabiliriz. 30 ile izinsiz giriş yok, Hürriyet'in manşeti. Gönüllü karantina çağrısında kutu içine aldı. Ben de bu gönüllü karantinayı anlamadım. Yani anlıyorum da bir mantığa oturmuyor. Yani biz sokağa çıkma yasağı ilan etmiyoruz. Sen kendi sıkı yönetimini ilan et, evde kal.
adam sıkı yönetim ilan etmeye kalkarsa yeni kararlar alır. Yani yanlış konuşuyorsunuz. Şimdi gönüllü karantina neden? Az önce söyledik. Para veremeyecek, karantinaya alınmıştır. Sokağa çıkmak yasaktır kardeşim. Valilik izniyle şehirler arası bile gidebiliyorsunuz. Bırakın şehrin içinde çıkmayın. Şehirler arası valilik olmaz öyle şey. Komple yasak. O mecburi durumlar vardır. Hayati durumlar. Zaten valiliği açarsın. Gerçekten gerekiyorsa, bir sağlık sorunuysa, efendim anca şu hastane bu sorunu çözer, oraya gitmesi şart diye bir otorite, birisi, bir tıp otorisi bir şey söylüyorsa, adama kağıdı verirsin, kim götürüyorsa götürür. Buna ayrıca valilikten izin alınması gerekir gibi bir lafa gerek yok. Çok mu tekrar ettim bilmiyorum ama televizyonda çeşitli saatlerde açıldığını düşünerek bunu yapıyorum. Efendim, Osman Müftüoğlu, Hürriyet'in sağlık sorunlarıyla ilgili yazarı, profesör, bu virüs bize 5 şey öğretti diyor. Koronavirüsün bize bazı iyilikleri ne oldu? Buyurun anlatayım diyor. Madde madde sıra. 1. Beden sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu yeniden fark ettik. 2. Modern tıbbın vazgeçilmezliğini bir kez daha anladık. 3. Temizliğin ve hijyenin sağlık için de gerekli olduğunu gördük. 4. Ailemizin toplumsal dayanışmanın farkına vardık. 5. Kendimizle dayanışmayı gözden geçirmeyi gündeme getirdik. Doğru. Yani şimdi Osman Hoca'nın bazı şeylerine itiraz ettiğim olur ama bu maddelere diyecek bir şey yok. Tüm sektörlere 2 kredi müjdesi. Şimdi Hürriyet müjde. Böyle bir günde ne müjdesi? Okuyalım bakalım. Bu paketler sektör farkı olmaksızın tüm müşterilere uygulanacak. 12 ay vadeli başlığıyla verilmiş. 12 ay vadeli. Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı çek ödeme destek kredisi ve kredi desteği. Çek ödeme destek kredisi. Yani adamın çeki var, ödeyemiyor. Al şu krediyle öde diyor. Onu geri isteyeceksin. Ve kredi desteği 3 ay ana para ve faiz ödemesiz, 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli olacak. Her iki paketle de salgının ekonomiye etkilerini en az düzeyde tutmak amaçlanıyor. Dün rastladınız mı bilmiyorum, sosyal medyada epeyce tıklandı. Trabzon'dan bir esnaf diyor ki kredi verileceğinden bahsettiler. Ben diyor yıllardır İş Bankası'yla iş yaparım. Devlet Bankası'nı aradım. Benden bir belge istediler diyor. O can alıcı yeri oraydı. O belgeleri tamamlayabilecek bir esnaf yok diyor. Bunları tamamlayacak adam. Zaten bakanlardan birinin, çalışma bakanının müsteşarı olur diyor. Bu belgeleri tamamlayacak bir tek esnaf yok. Varsa çıksın diyor, ben dükkanımı ona hediye edeceğim. Mümkün değil. Türkiye'de böyle bir esnaf tipi yok diyor. Şimdi müjde diyorsun. Adam vermiyor diyor. Yani nereden? Arka sayfasında reklam var. Şöyle bir içeri bakalım. Dikkat, korona var dedi, bıçaklandı. Sigara dumanını marketin içine üfleyen İbrahim T. o sırada alışveriş yapan ve kendisine koronavirüs salgını var, dikkat etsene diye uyaran Mehmet Çıplak'ı bacağından bıçakladı. Bir de yuh başlığı vermiş. Engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldılar. Salgınla savaşa 300 bin lira kim vermiş? Bir GSM operatörüyle işbirliği yapan Yalın şarkıcı, alacağı 300 bin liralık ücretin tamamını koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne aktaracağını açıkladı diyor. Bravo Yalın. Pandemi bize neler öğretti diye burada vermiş bir daha Osman Müftüoğlu'nun 5 maddesini. Fakat altında bir kutucuk var, ona da bakalım. O da hepimizi ilgilendiriyor. Sosyal medya izolasyonu. Panik, korku, endişe ve umutsuzluk dörtlüsü bugünlerin en büyük tehditleri ve bu dörtlü en az koronavirüsün kendisi kadar tehlikeli. Tavsiyem şu, sosyal medyadaki çakma önerilere, temelsiz, asılsız, mesnetsiz, kirli bilgilere en az virüs bulaşması kadar dikkat edin.
Sosyal medya dikkat etmezsek eğer hayatımızı bir çeşit yankı ve panik odası haline getirebiliyor. İşte bu nedenle bize sadece sosyal izolasyon yetmiyor, ölçülü bir sosyal medya izolasyonu da gerekiyor. Gerçekten de öyle. Şimdi bakıyorsunuz diyor ki odaya soğan as, bol bol sarımsak tüketin gibi şeyler. Bunlar koronavirüsü kovalama için çareler değil veya bulaşmasın diye çareler. Bunlar zaten genel sağlık beslenmede tavsiye edilen, mutlaka alınması gereken şu vitaminleri barındıran besinler. Dolayısıyla sizi daha güçlü kılıyor. Ama bunu yersen koronavirüs geçer veyahut da odanın ortasına, avizenin altına, lambanın altına git de bir 3-5 tane soğan as gibi şeyleri hiç bakmamanızı tavsiye ederim. Hemen altında korona savar 3 öneri diyor. Öksürük önemli. Sebebi ve şekli ne olursa olsun öksürük başladıysa maske kullanmalı. 60 yaş üzeri kişiler, gebeler, çocuklar, KOAH, şeker hastalığı ve hipertansiyon tedavisi görenlerle organ yetmezliği olanlardan uzak durun. Ateş mühim bir habercidir. Ateşlendiğinizi düşünüyorsanız hemen birkaç ölçüm yapmalı. 38 derece ve üzerinde ateş varsa tıbbi yardım istemelisiniz. Nefes darlığı acil durum işaretidir. Beklemeden doktorunuzla görüşmeli, maske kullanmaya başlayıp test için müracaat etmelisiniz. Bir de yine çok ilgili bir haber, herkesin ilgisini çekecek bir haber. İlaçlarınızı bırakmayın. Sorumsuz basında ve sosyal medyada çıkan haberlere itibar edilerek eş baskılayıcı yani veya sartan içerikli tansiyon ilaçlarınızı doktorunuzdan habersiz sakın kesmeyin. Ağrı kesici olarak kullanılan ibuprofen içerikli ağrı kesicilerin yerine parasetamol içerikli olanları kullanabilirsiniz ama bu değişimi de doktorunuzdan izinsiz yapmayın. Şeker hastalarının kullandığı insülin duyarlaştırıcı bir molekül olan glitazon içeren hapları da lütfen konu netleşene kadar doktorunuzdan habersiz kullanmayın. Şöyle tekrar bir başa dönelim efendim isterseniz Cumhuriyet'in iç sayfalarına giderek şöyle bir gelelim vaktimiz el verdiğince. Arka sayfaya bakmıştık. Bir sonraki salgını nasıl önleriz? Buna bakmadık. ABD, Çin ve İtalya'yı geçtiğe bakmıştık. Bir sonraki salgını önleriz bir soru başlıkla. Ya sonra diye verilmiş. Bu sorunun yanıtı politikaları belirlerken türler, ekosistemler ve insan toplumu arasındaki karmaşık bağlantıları dikkate almakta yatıyor. Yok edilen habitat, koronavirüsün ortaya çıkması için mükemmel koşullar oluşturuyor. COVID-19 kitlesel saldırıların başlangıcı olabilir. Tüm dünyada resmi verilere göre koronavirüs kapan insan sayısı 500.000'ı geçti ve salgın hızla yayılışını sürdürüyor. Bilim adamları COVID-19'un gripten 20 kat daha öldürücü olduğunu söylüyor. Hasar büyük, acılar büyük. Ülkelerin aldıkları önlemler doğrultusunda bir şekilde sona erecek kabus. Ama dikkat, dünya her an yeni bir virüs salgınıyla karşı karşıya kalma riski içinde ve koronavirüs ülkelerin sağlık sistemlerinin de politikalarının da ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. O zaman şimdiden bu soruyu sormakta yarar var. Bir sonraki salgını nasıl önleyebiliriz? Bu sorunun yanıtı, politikaları belirlerken türler, ekosistemler ve insan toplumu arasındaki karmaşık bağlantıları dikkate almakta yatıyor. Gezegendeki tüm canlıların sağlığı ve refahı birbirine bağlı ve bu insanın faaliyetlerinden derinden etkileniyor. COVID-19 salgını bize göz ardı edilemeyecek bu temel gerçeği hatırlattı. Bu önemli bir denge ve çok disiplinli bir yaklaşıma acilen ihtiyacımız var diyor. Yine şöyle başlarda okuduğumuz gazetelerden bir güne dönelim. İç sayfalara bakalım şimdi de. Virüs testi pozitif çıkan kişiyi eve gönderdiler. Koronavirüs semptomları gösteren 46 yaşındaki Mustafa Uluç, geçen pazar günü Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gitti. Uluç,
acil serviste yapılan muayenenin ardından virüs şüphesi yok denilerek eve gönderildi. Ertesi gün semptomları daha da ağırlaşan Uluç bu kez ailesiyle birlikte Başakşehir Devlet Hastanesi'ne gitti ve Uluç'un virüs testi pozitif çıktı. Ancak Başakşehir Devlet Hastanesi yetkilileri boş oda olmadığı gerekçesiyle Uluç'un yatışına izin vermedi. Bakınız. Bir süre hastane koridorunda bekleyen Uluç o sırada önünden kimler geçti, kimler kimlerin üstüne öksürdü, hapşırdı bilmiyoruz. Uluç ve ailesi hastanenin ilgilenmemesi nedeniyle evine döndü. Eşi Mustafa Uluç'un ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Sosyal güvenlik kurumuna ait kayıtlarda eşinin hastanede yatıyormuş gibi sisteme girildiğini gördü. O arada bir de torpil yapılıyor. Başkası yatırıyor, bu adamın adı yazılıyor. Böylece Başakşehir Hastanesi Mustafa Uluç'un kayıtlarına yatan hasta olarak Mustafa Uluç'u kayıtlarına yatan hasta olarak girdiği ortaya çıktı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre ise 25 Mart Çarşamba akşamı Mustafa Uluç'un durumu daha da ağırlaştı. Ve Mustafa Uluç'un ardından evin 70 yaşındaki büyük annesi Aynur Uluç'ta da COVID-19 semptomları gözükmeye başladı. Ailenin acil servisi aramasının ardından Mustafa ve Aynur Uluç ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan testler sonucunda Aynur Uluç da pozitif çıktı ve ikisinin de tedavisine başlandı. Eşref Uluç yaşadıklarını anlatırken konuşması sık sık öksürük nedeniyle kesiliyor ve sağlığınız nasıl sorumuza şu yanıtı veriyor telefonla görüşme. Annemde de bende de COVID-19 semptomları var. Sadece bizde değil, oturduğumuz apartmanda 9 kişi yaşıyor ve herkeste benzer rahatsızlıklar var. Büyük ihtimalle hepimiz virüsü kaptık, pozitifiz. Uluç'un anlattıklarına göre sağlık görevlileri Avcılar'daki apartmana gelerek tüm sakinlere test yapacak. Belki de hastanenin ihmali nedeniyle 9 kişinin daha testi pozitif çıkacak diyor. Ama bir gün doğrusu çok iyi niyetle yaklaşmış. O 9 kişi eve gittikten sonra kimlerle temas etti? Onların temas ettikleri kimlerle etti? Gelelim efendim yine evrensele. Bir taraftan da saate bakıyorum, süremizi aşmayan da. 2-3 dakikamız varmış. Birkaç başlık da buradan okuyalım. Sağlıkta son sırada askeri alanda birinci. Bunu okumuştuk. Türkiye Jandarma Başına 92. Türkiye'de Jandarma Başına 92. Doktor Başına 498 kişi düşüyor. Tabipler Birliği su gereksinimi ücretsiz karşılansın diyor. Gerçekten çok önemli. Hem su tüketin diyorlar. Bugün evlere servis yapılan bidonlar işte 11-12 liradan başlıyor. 20-22-23 liraya kadar giden markalar var. Bununla başa çıkılmaz. Herkes evde. Hadi haftada biz 3 kişilik aileyiz. Bir bidon tüketiyorduk. Şimdi 2,5 günde anca yetiyor. Yani çünkü ki ben ailenin en az su tüketen adamı olarak ben de su tüketmeye başladım. Dolayısıyla su bitiyor. Durumu müsait olmayanların bu ihtiyacının da görülmesi şart. Hasta tutukluların bekleyecek zamanı yok. Ağır hasta tutuklu Kaya günlerdir yoğun bakımda. Osmaniye İkinoğlu T tipi kapalı cezaevinde kalan ağır hasta tutuklu Sabri Kaya kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle günlerdir yoğun bakımda. Kaya için Adli Tıp Kurumu 2013'te kronik hastalığı yok diye rapor verdi. Sadece Osmaniye değil, tüm Türkiye'deki yani hem tedaviye muhtaç hem de hiç ayırt edilmeden. Şimdi nasıl olur efendim, tecavüzcü çıksın gitsin de fikir suçu diye bir şey icat edilmiş. Bu siyasetçilerin dilinde fikir suçu. Fikrin suçu olur mu? Yani küfür suç olur, hakaret suç olur anlarım da fikir suçu ne demek? Ve bu sağlıksız koşullarda içeride bırak. Yani bu adamlardan birine bir şey olursa nasıl cevabını vereceksiniz? Derhal erken tahliye. Yani hele hele daha dosyası hazırlanmamış, iddianamesi hazırlanmamış adamlar var.
çıkarın efendim, dışarıda yapsın. Hani kelepçeyle evde uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsanız, onlar da uzaktan kumandayla ev kontrolünde, ev hapsinde bırakın, adamlar sağlıklarına kavuşsunlar. Çünkü zaten beraat edecekler. Bunu da açık ve net şekilde biliyoruz. Efendim, yarın sabah yine saat 9'da buluşmak üzere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.